de biraz kendinizi biraz geri alın. Tamam, güzel. Bedenler serbest. Şimdi ben parmağıma bakıyorum. Yumun gözünüzü böyle bir tarafa düşecek gibi hissi var. Ya. Tamam. Çizgi üzerinde sıralayarak ilerleyeyim. Tamam. Hastamız bize başvurduğu zaman nörolojik muayenesinde herhangi bir sıkıntı yoktu. Biz tetkiklerini yaptığımızda hem tomografi hem MR'ını yaptığımız zaman hastanın beynin ön tarafında kafa kaidesine oturan, kaide kemiklerini eriten ve burun boşluğuna doğru büyüyen oldukça büyük bir tümöral kitlesi olduğunu gördük. Genellikle bu tip tümörler menenjiyom dediğimiz bizim beynin zarından kaynaklanan, beynin en dış zarından kaynaklanan ve yavaş büyüyen, genellikle iyi huylu olan ama bir kısmı zaman içerisinde anaplastik menenjiyom dediğimiz kötü huyluya dönebilen tümöral kitlelerdi. Biz de bu hastadaki lezyonu bir menenjiyom olduğunu düşünerek buna göre bir ameliyat planı yaptık. Tümöral lezyonu çıkarttığımız zaman tümörün natürüne baktığımızda, tümörün çeşidine, şekline baktığımızda her zaman gördüğümüz menenjiyoma benzememekteydi. Diğer malign beyin tümörlerine de benzemiyordu bu. Ama biz bunun ne olduğunu o anda çok düşünemedik. Yani tipi konusunda karar veremedik. Büyükçe bir kitle ancak cinsi kanserli bir beyin dokusuna da benzemiyordu. Beyin zarından kaynaklanan tümör dokusuna da benzemiyordu. Yaklaşık bir yumurta büyüklüğünde düşünebilirsiniz. Yumurta büyüklüğünde ama aşağı doğru uzanan kısmı biraz daha incelerek uzanıyor idi. Bu tümörü biz gross total tamamını çıkardık. Bu da ilginç bir vakadır. Çok çok nadir görülür ve tesadüfen yakalanması yani geçirilmiş bir kafa travması sonucu çektirilen bir tomografi ve bu tomografide büyükçe bir tümörün görülmesiydi olay. Dolayısıyla bir kafa travmasına maruz kalındığı zaman uzun dönem kontrollerinde yapılması gerektiğini buradan söylemek lazım. Hastamız ameliyatı çok iyi tolere etti. Şu anda herhangi bir sorunu yok. Bu hasta epileptik nöbetler geçirebilirdi. Burun boşluğuna doğru büyüyen kısmı kafa kaidesini erittiği zaman burnundan beyin omurilik sıvısı gelebilirdi. Çok sık üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzitler geçirebilirdi. Kitlenin büyümesiyle daha geriye doğru büyüdüğü zaman da kısmi felçler, görme bozukluğu gibi değişik problemler çıkabilirdi. Muayenenin son derece iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Hiçbir nörolojik bozukluğumuz kalmamış. Gayet iyi. Biz aralıklı kontrollerimizle devam edeceğiz. 7-8 yaşlarındaydım. Çok yaramaz bir çocuktum. Ben balkonun o şeylerinde yürümeyi çok seviyordum. Bu demirlerinde. O demirlerde yürürken ben düştüm. Şöyle benim ergenlik dönemimde yani bir baş ağrım vardı evet. Arada bir böyle yanık et kokusu gibi bir şeyler geliyordu. Ama bunun hani doktora o dönemde babam götürdü beni. Ankara'ya da gittik. EKG falan çekildi. Ama tespit edilmedi. Bir şey yok dendi. Psikolojiye bağlandı. Psikolojik olduğu düşünüldü. Sonra bu benim ergenliğim bitti. Bu ağrılar da bitti. Ve ben artık diyelim ki 20'li yaşlardan sonra herhangi bir sıkıntı, hiçbir problem yaşamadım. Ta ki trafik kazasına kadar. Şimdi travma sonucu oluşmuş bir kitle deyince Erdal Hocam, ben o balkondan düşmemi hatırladım zaten. Hani o düştüğüm yer olduğunu hocamın söylediği, hani bu sol lobda ya, o oranın betona geldiğini hatırlıyorum ben. Dün gibi hatırlıyorum o düşmemi. Hiçbir şikayet yok. 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 Yok.